Merhabalar biz Nişantürk Türk izleyicileri. Bir İşi Bilen programı daha sizlerleyiz ve İşi Bilen kısmında da değerli konuğumuz Kırıkkale'den geliyor efendim. Psikoloğumuz Sena Nur Ceylan konuğumuz. Gencecik bir psikoloğumuz bugün bizlerle. Dilerseniz kendisine hoş geldiniz diyelim, sizleri takdim edelim. Ardından çok hoş bir sohbet bizleri bekliyor olacak. Hoş geldiniz Sena Nur Hanım. Hoş nasılsınız? Buldum. İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Bizler değil, sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Kırıkkale'de doğdum. Kırıkkale'de yaşıyorum normalde. Şimdilik İstanbul'dayım. Harika. Bugün de sizleri İşi Bilen kısmında ağırlıyoruz. Evet. Mesleğinizi çok hakikaten böyle takdire şayan olarak görüyorum. Bu mesleği icra edebilmek için sanırım öncelikle bir iletişimi ve o anlamda da insanları sevmek gerektiğini düşünüyorum. Evet. Psikolog seçiminizde de sizin belli bir tercihiniz var mıydı aslında bu meslek bazında? Hayalimdi çocukluktan beri. İnsanlara faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu zamanda ülkemizde yani yaşanılan olaylar, çeşit çeşit evet. insan psikolojisi, yelpazesi, hepimiz birbirimizden çok ama çok farklıyız. Hepimizin artıları, eksilerinden ziyade aslında hepimizin tamamlanması gereken noktaları var. Açıkçası hiçbirimiz dört dörtlük değiliz açıkçası. Evet. Ve bu noktada da yadırgamadan biraz empati, hakikaten o bakış açımızı, gücümüzü katarsak aslında çok daha güzel yarınlar bizleri bekliyor olacak ama bugün bizler hiperaktife ve dikkat eksikliğine Evet. sanırım baz alacağız konu olarak. Nedir bunlar? Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu genellikle çocukların hızlı hareket etmesi, odaklanamaması, bir işe yani tamamen kendini verememesi, dikkat kaybı gibi durumlar da ortaya çıkıyor. Özellikle de zihinsel açıdan gelişimsel bir problemdir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar aslında aileleri bunu bilmediği için benim çocuğum şımarık, yaramaz, Normal karşılıyorlar. Haylaz diye düşünüyorlar. Fakat öyle değil. Bazı aileler de otoriter aileler var mesela. Şiddete maruz bırakabiliyor çocuklarını. Bu da çocuklar için ileriki dönemlerinde psikolojik olarak sorunlara yol açabiliyor. Kesinlikle. Yani farkında olmadan daha çok itiyorlar aslında. Göz göre göre çocukların. Kendileri de yarın öbür gün zaten etkilenecekler. Çünkü o bir büyüyecek, bir birey olacak. Belki de ergenlik döneminde çok farklı bir şekilde reaksiyonlar gösterecekler. Bunun yanısına genetik faktörlerin etkisi var mı? Ya da sonradan mı çıkar bu tür bozukluklar? Aslında tanı koymak için ilk başta zaten 7 yaşından önce ortaya çıkıyor. En az 6 ay sürüyor. Ve onun yanı sırası iki farklı ortamda hani meydana geliyor. Okulda, evde gösteriyor kendini. Direkt tanı koyamıyorlar. Yani çünkü her odaklanamayan çocuk için dikkat eksikliği denilebilecek bir rahatsızlık ortaya çıkmıyor. Bazı şeyler de ortaya çıkıyor. Maalesef sonraki dönemlerde de aynen. Başımıza gelebilir veya tanıklık edebiliyoruz. Belirtileri nelerdir? Belirtileri okulda mesela hocayı dinlemiyor. Hoca ders anlatırken işte bahane bulup hocam tuvaletim geldi deyip çıkabiliyor. Ders çalışamıyor. Odaklanamıyor. Yani dikkatini veremiyor. Arkadaşları arasında arkadaşı bir şey anlattığında onu dinleyemiyor. Bu tür sonuçlarla evet. Karşı karşıya kalabiliyoruz. Dikkat eksikliği ve aslında hiperaktivite belirtilerine yine aynı şekilde bakacak olursak tipleri nelerdir? Üç tipi vardır. Birincisi olarak bileşik tipi. Bileşik tipinde zaten en fazla, en yaygın olan bileşik tipidir. Hiperaktivite, yani hızlı artış, dikkat eksikliği, odaklanamama ve dürtüsellik. Dürtüsellik de olmayan yerlerde olmayan davranışları sergilemek gibi. Bununla İkincisi birlikte. olarak dikkat eksikliğinin fazla olduğu fakat hiperaktivite yok. Yani diğerlerine göre daha yavaş oluyor. Yani çok hareketli olmayabiliyorlar. Üçüncüsü olarak da hem aşırı hareketli hem de dürtüsellik bozukluğu var. Yani tez canlı derler ya onun gibi.
yerinde duramayıp devamlı evet. kıpır kıpır bir şeyler Aynen. yapmak isteyip evet. anlatmak isteyip bir tane belki ödev verilir, bir tane örneği yapar, ikincisi gelmez. Aynen, evet. Dinlemek istemezler, reddederler. Anladım derler. Hani Hı-hı. ben anladım, gerek yok deyip fazlasını hiçbir şekilde almazlar. Zor dönemler elbette ki, ama bununla birlikte işte hiperaktivite, belki de bu davranış bozukluklarını birlikte Hı-hı. çocuklukta ne şekilde görülür? Çocuklukta işte dediğim gibi, daha önce de bahsettiğim gibi, ailelerinin sözünü dinlemiyor olarak görülür. Fakat aslında o elinde olan bir şey değildir. Tabletin, bilgisayarın, telefonun başına koyduğunda saatlerce aralıksız hiç durmadan odaklanabilirler. Bu da uyaranla alakalı bir şey. Yani fazla uyaran istedikleri için çocuklar. Ama elinden tablet, telefon, bilgisayar alındığı zaman tekrar huysuzlanmaya başlarlar. Yani çok hareket ederler. Dinlemezler. Aslında ellerinde değildir yani. Tabii ki isteyerek, bilerek yaptıkları şey değil ama tepki olarak artık davranış onları oraya kadar itiyor. Aslında onlar da çok yoruluyor. Hani keza çevresindeki kişiler kadar, işte anne baba kadar otoriterliği sağlayabilmek adına onun da çok yorgunluğu olduğunu düşünüyorum. O yüzden çocuğun gözüyle bakabilecek noktasındaysak ne gibi problemleri yol açarlar? Şimdi çocuğun gözüyle baktığımızda ailesel bağlamda bakıyoruz. Aileyle iletişiminde, yani ailesi işte daha önce yine dediğim gibi otoriterse şiddet gösterebilir, cezalandırabilir. Bu da çocuğun ileriki zamanda ergenlik döneminde şiddete daha meyilli olduğunu gösterebilir. Ve arkadaşları açısından da baktığımızda, arkadaşlarının dinlemediği zaman, sonuçta elinde olan bir şey değil ama arkadaşları bunun karşılığında arkadaşın seni, mesela örnek veriyorum, dışlıyor. Yani hani beni dinlemedin diyerek. Aslında bu da çocuğu olumsuz yönde etkiliyor. Psikolojik olarak da farklı sonuçlar elde edilebiliyor. Diğer sıkıntıları aslında gidiliyor değil mi? Çocuğu evet. ister istemez bizler itiyoruz. Aynen. Farklı sıkıntılar bu sefer doğmasına sebep oluyor. Hani ben sanırım hiçbir şey yapamıyorum. Hı hı. Ben belki de kıymetli değilim. Gibi bir sürü soru yağmurlarıyla sanırım kendi kendine kalabiliyorlar. Bu tür diyelim konuyu bilmeyip algılamayan aileler için çocukları nasıl bir şekilde tutum ve davranış sergiliyorlar? İşte dövmek dediniz, evet. sert tepkiler vermek olabilir. Çünkü artık anne baba da bir yerden sonra, hani tabii ki de hepimiz neticede bir insanız. Hepimizin evet. bir yerden sonra belki patlayabiliriz ama yanlış bir şekilde yapıyoruz işte. Evet, ilk önce ailelerin öğrenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bu ailelerin sergilediği tutum da çocukların ileriki yaşlarında bağımlılığa yol açabiliyor. Yani gerçekten psikolojisini çok etkiliyor. Bunun için ilk önce onların öğrenmesi gerekiyor. Çocuğunu uygulayabilmesi için. Bunun için de tedavi almak gerekiyor diye düşünüyorum. Çekinmeden, evet. hiçbir şekilde hani niye ben demeden, ayıplamadan, hiçbir şekilde bu anlamda farklı Hı-hı. anlamlar yüklemeden evet. tedavi yöntemine gitmek gerekir. Çünkü çocuklar aslında hani ileri zekalı veya zekası düşük diye algılanabiliyorlar. Aslında öyle bir şey yok. Yani aslında fazla var zaten evet, taşıyor. Evet. Yani fazla bir enerji evet. var. Olan kişiden fazla bir enerji var. Evet, dikkatini veremediği için derslerinde başarısı olabiliyor. Başarısı olduğu için de ben yapamıyorum, İşte ben bilmiyorum diye düşünüyor. Aslında öyle bir şey yok. Aslında elinde olan bir şey değil. Tabii Bu yüzden tedavi görmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada aileler de sanırım her şeyin başında hani sevgi ve iletişimden Hı-hı. kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Evet. Bu kadar kolay mı? Elbette bu kadar kolay. Sevgi aşılayabildikten sonra, iletişim de güzel bir şekilde sunduktan sonra tüm sıkıntılar aslında çözülecektir. Sizlerin sayesinde elbette ki de. Tanıyı ne zaman konuyoruz? Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda tedavi almadıklarında hı hı. zaten bu belirtiler ortaya çıkıyor. Ama en başta dediğim gibi 7 yaş öncesi zaten belirtiler gösteriyor kendini. Ve en az 6 ay sürmesi gerekiyor. Bu belirtileri göstermesi gerekiyor. Okulda, hı hı. evde. Hı hı. Daha sonra tanı konulabiliyor yani. Tanıyı koyduk diyelim ama şu noktada çok merak ediyorum. Hep böyle görüyoruz veya hep aldandırmamız yanlış mıdır?
dikkat eksikliği ve hiperaktivite hep bir arada mı olur? Hayır. Yani dikkat eksikliği olan çocuklarda hiperaktivite bozukluğu olmayabilir. Hı-hı. Yani her dikkat eksikliği olan çocukta hiperaktivite veya hiperaktivitesi olan çocuklarda dikkat eksikliği olacak diye bir şey yok. Dikkat eksikliği gösterebilir. Dikkat tutum olmayabilir. Odaklanamayabilir. Hı-hı. Ama hiperaktivite değildir. Yani ikisini bir arada görebiliriz. Ayrı ayrı değerlendirebiliriz. Evet, aynen. Bu zaten işte üç tipe ayırıyoruz. Evet, belli kalıpları sokmamız aynen. Yanlış olur elbette ki de. Evet. Bir de neden tedavi edilmeli? Aslında soru bana çok garip geliyor ama tabii ki tedavi edilmesi gerekir. Evet. Çünkü farklı bir durum var ama tedavi edilmezse diyeyim aslında ben. İleriki dönemlerde hem aileler hem çocuklar neler bekliyor desem daha güzel bir soru olacak evet, sanırım. Aynen. Tedavi edilmezse daha büyük sorunlara yol açar. İlk başta ben neden tedavi edilmesi gerektiğini söyleyeyim. Lütfen. Tedavi edilmeyen hiperaktivite ve dikkat eksikliği olan çocuklarda toparlanma süreci en azından daha iyi geçecek. Derslerinde başarılı olamazlar. Bu büyük bir sorun zaten. Kendilerini veremezler. Akranlarıyla, aileleriyle, sosyal ilişkileriyle problem yaşarlar. Hı hı. Bu yüzden bunu önlemek için ilk önce erken yaşta tanı koyulması ve tedavi edilmesi gerekiyor yani. Çok geç desek bile, yani çok ileriki yaşlarda belki artık anne baba hani öncesinde konduramamıştır veya sizlere gelmemiştir. Biraz daha geç yaşlarda olsa yine de toparlanma anlamında çok geç sayılmıyordur. Yok, sayılmıyor. Ergenlikte, yetişkinlikte de olabiliyor. Hı-hı. Sadece çocuklarda değil ki bu zaman günümüzdeki belli bir yaşta yok evet, açıkçası. Aynen. Neden ileriki sonuçlarda daha farklı yerlere gelmemesi için, daha hı-hı, büyük sorunlara yol açmaması için, yani işlevlerini daha ileriki seviyede bozmaması için tedavi edilmesi gerekiyor. İşte çekinmeden, tereddüde duymadan kapınızı evet, çalmamız gerekir. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Ne demek? Ben teşekkür öncelikle ederim. Öncelikle sağlık diliyorum sizlere. Ardından da kolaylıklar diliyorum. Yolunuz açık olsun kat teşekkür be kat. Teşekkür ederim. İşi Bilen kısmında çok değerli konuğumuz bizlerleydi efendim. Psikolog Sena Nur Ceylan konuğumuzdu. Bir sonraki İşi Bilen kısmında da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.